Rus-Japon Savaşı, 20. yüzyılın başlarında Japonya ve Rusya arasında yapılan bir savaş. Bir önceki yazıda ordunun ilk muharebesi olan Yalu Nehri Muharebesi ve Nansan Muharebesini anlatmıştım. Bu kez, Rus'un filosu ile müttefik filo arasındaki Sarı Deniz Muharebesini anlatacağım. Başlangıçta Mançurya ordusunun liderleri Rus'un kalesine saldırmayı değil, birliklerinin bir kısmı ile bu yıl gözetlemeyi ve geri kalanını Mançurya'daki Rus ordusuna karşı savaşa sokmayı planlıyorlardı. Ancak, arkalarında yaklaşık 10 bin askerle Rus'un kalesini terk etme konusunda kendilerini huzursuz hissetmeye başladılar. Bu nedenle, Nogi liderliğindeki 3. ordunun Rus'un kalesini ele geçirmesine izin vermeye karar verdiler. Öte yandan müttefik filo liderleri Rus'un limanındaki Rus'un filosunu kendi başlarına bertaraf etmekte ısrar etmiş, hatta orduya Rus'una müdahale etmemesi gerektiğini bildirmişlerdir. Sova döneminin başlarında Japon ordusunda olduğu gibi, bu dönemde de ordu ve donanmanın arası iyi değildi ve iletişim zordu. Bu nedenle ordu, donanmaya bunun donanma için değil, ordunun rahatlığı için yapılan bir operasyon olduğunu açıklamak zorundaydı. 6 Mart'ta Rusya, çok saygın bir general olan Kor General Makarov'u Rus'un filosunun komutanı olarak atadı. Makarov deniz taktikleri konusunda uzmandı ve kitapları dünyanın dört bir yanındaki donanma personeli tarafından okunuyordu. Hatta müttefik filodan Togo onun kitabını kopyalamış ve amiral gemisi Mikas hazırlısındaki odasında saklamıştı. Selefi Rus'un limanından ayrılmayı reddetmişti ama Makarov farklıydı. Makarov, Japon donanması Portar Tura her yaklaştığında ateşe karşılık verdi. Bu hem duraklayan filo için bir moral takviyesi hem de mürettebatın becerisi için bir alıştırmaydı. Makarov sadece Rus'un kalesi limanının menzilinin onu koruduğu kadarıyla hareket etmeye çalıştı. Gereksiz büyük savaşlardan kaçınmaya çalışıyordu. Müttefik filosunun bir kurmay heyeti, Makarov'un içinde bulunduğu savaş gemisinin her zaman düzenli hareket ettiğini ve Port Arthur'a aynı rotadan döndüğünü belirtti. Bu nedenle 12. Nisan'da müttefik filo Makarov'un geçeceği noktaya mühim döşedi. Müttefik filoya ait bir muhrip ile Rus'un filosuna ait bir muhrip 13. Nisan sabahı erken saatlerde devriye gezerken birbirlerine girmişlerdir. Makarov bunu öğrendiğinde, filonun ana gücünü muhribi kurtarmaya yönlendirdi. Müttefik filosu da Makarov'un yolunu kesmek için yelken açtı. Her zamanki gibi Makarov da müttefik filosunu kıyı Bataryalarının menziline çekmek için harekete geçti ve ardından aynı rotadan Port Arthur'a döndü. O sırada Makarov'un içinde bulunduğu savaş gemisi bir mayına temas ederek battı ve Makarov çatışmada öldü. Halef Fitu Amiral Witgef saldırgan bir karşılık vermekten kaçındı ve Port Arthur'da kaldı. Düşman General Lenemay'ın saldırısıyla saf dışı bırakan müttefik filosu, aptalca bir şekilde, kullandıkları aynı yöntemle savaş gemilerini kaybetti. Ruslar, açık denizdeki müttefik filosunun her zaman izlediği rotaya mayınlar yerleştirmiştir. Müttefik filosu 6 ana zırhlıya sahipti ve Rus'un limanına doğru filo hareketlerinde her seferinde 3 zırhlı dönüşümlü olarak kullanıyordu. 15 Mayıs'ta, 3 savaş gemisinin de dahil olduğu birleşik filo, her zamanki gibi Rus'un limanı yakınlarında filo operasyonları yürütürken, 2 savaş gemisi mayınlarla temas etti ve birkaç saniye içinde battı. Deniz savaşının temel dayanağı olan zırhlılarının %30'unu muharebe başlamadan kaybettiler. Eğer Togo'nun bulunduğu Mikasa amiral gemisinde görev yapıyor olsaydı, Makarov gibi savaşta ölebilirdi. Müttefik filo iki savaş gemisini kaybettikten sonra Rus'un filosu Rus'un limanında mahsur kaldı. Filodan sorumlu olan Alekseyev, filo komutanı Witgef'te müttefik filosunu bir an önce yok etmesini ve Vladivostok'a yelken açmasını emretti. Ancak Witgef, Togo liderliğindeki müttefik filosunun hareket kabiliyeti ve liderliği konusunda yüksek bir görüşe sahipti. Müttefik filosunun kendi filosuyla zafer kazanma şansının çok az olduğuna karar verdi. Müttefik filo da etkili bir strateji bulamamıştı. Baltık filosunun Japonya'ya gelmesine resmen karar verildi ve 12 Temmuz'da sabırsız donanma, ordudan Rus'un kalesini ele geçirmesini resmen talep etti. 7 Ağustos'ta bir deniz kara ağır topçu birliği ordunun işgal ettiği bölgeye çıkarma yaptı ve Rus'un limanına topçu bombardımanı düzenledi. Bu bombardıman Rus'un filosunun savaş gemilerini vurdu ve Rus'un limanındaki hasar göz ardı edilemezdi. Rus'un
Kum kaçışını vekaleten yöneten Witke, Filo'yu Vladivostok'a taşımaya karar verdi. Witke, 10 Ağustos sabahlık erken saatlerde 6 savaş gemisi, 4 kruvazör ve 8 muhitten oluşan Rusun filosunun tamamıyla birlikte Rusun limanından ayrıldı. Togo'da Rusun filosunun ayrılış haberini duydu ve 4 savaş gemisi, 14 kruvazör ve 18 muhitten oluşan Birleşik Filo'nun tamamını gönderdi. Saat 12.02.30'da Birleşik Filo Rusun filosunu tespit etti ve saldırı pozisyonuna geçti. İlk olarak Togo, Filo'nun Rusun limanına geri dönmesini engellemek için onu denizin daha dağcığına çekmek üzere geri çekildi. Ardından, saat 13.02.00'de, müttefik Filo düşman gemisinin provasını bastırmak için yatay bir hat halinde düzenlenmiş ve tüm kuvvet düşman gemisinin önünü bombalamaya hazır hale getirilmiştir. Bu, Togo'nun nişanlamlı olduğu tel geçmekti. Togo burada şiddetli bir savaşın başlayacağını düşünmüştü. Ancak Witke başından beri savaşmayı düşünmüyordu. Tek yapmak istediği Togo'dan kaçmak ve Vladivostok'a gitmekti. Witke, Togo'nun ilerleyişinin ters yönüne giderek kaçmaya çalıştı. Togo bunu engellemek için tüm filoyu geri çevirdi ve Rus'un filosunun başını durdurmaya ve T'yi geçmeyi yeniden başlatmaya çalıştı. Bu çok zaman alan bir filo operasyonudur. Saat 13.02.30'da Togo tekrar Witgeft'in önüne ulaştı ve bir yaylım ateşi açmaya başladı. Ancak Witgeft bundan kaçınmak için yine Togo'nun ilerleyişinin tersi yönünde dümen kırdı. Togo filoyu geri çevirdi ve Witgeft'in bunu yapmasını engellemek için onu takip etti. Ancak bu kez filo harekatı çok gecikti. Saat 15.02.30'da iki filo arasındaki mesafe 3000 metreyi aşmış ve bombardımanı imkansız hale getirmişti. Togo, Rus'un filosunu 17.02.30'da yakaladı. Togo, Witgeft'e yetişebildi çünkü filosunun hareketini vurulan savaş gemisine uyacak şekilde yavaşlattı. Bu kez iki filo paralel hareket etti ve mermi alışverişinde bulundu. İşte o anda bir mucize gerçekleşti. Müttefik filo tarafından ateşlenen tek bir top mermisi Witgeft'teki amiral gemisi Cesare Vecehin komuta merkezine isabet etti. Witgeft ve dümenci anında ölmüş, kaptan baygınlık geçirmiş ve Rus'un filosunun komuta sistemi tamamen devre dışı kalmıştır. Dümenci, dümen çarkı sola doğru yuvarlanırken düşmüş ve dümen makinesi arızalanarak Cesare Vecehin keskin bir şekilde sola dönmesine ve kendi gemi hattına dağılmasına neden olarak tüm geminin dağılmasına yol açmıştır. Rus'un filosu, filoyu disiplinli bir şekilde hareket ettiremedi ve her gemi kendi başına Rus'un limanına yöneldi. Müttefik filo savaşta ezici bir üstünlüğe sahipti, ancak tek bir düşman gemisini bile batıramadılar ve savaş gün batımında saat 22.00'de sona erdi. Muhitler tarafından gece baskınları da yapıldı, ancak bunlar da başarısızlıkla sonuçlandı. Rus'un filosundan 5 savaş gemisi, 1 kruvazör ve 3 destroyer Rus'un limanına ulaştı. Geri kalanlar ya tarafsız limanlara kaçtı ya da müttefik filosu tarafından batırıldı. Müttefik filo bu savaşta galip geldi, ancak düşman komutanı tek bir darbede öldürüldüğü için şansın huzuru çok güçlüydü. Batırılabilecek hiçbir savaş gemisi yoktu ve Togo'da dahil olmak üzere müttefik filo liderleri bu savaştan aldıkları derslerle deniz taktiklerini iyice geliştirdiler. Japon Deniz Muharebesi'nin bunun sonucu olduğu söylenebilir. Rus'un filosu Rus'un limanına kaçtı. Ancak Rus'un limanı savaş gemilerini tamir edecek donanıma sahip değildi ve savaş kabiliyeti sınırlıydı. Ancak Togo ve diğerleri Rus'un filosunun hala hayatta ve iyi durumda olduğuna inanıyordu. Üstelik Rus'un filosunun bu yenilgi nedeniyle limandan çıkmayacağı kesindi ve Baltık filosu da yaklaşmaktaydı. Bu nedenle donanma, ordudan Rus'un kalesini bir an önce ele geçirmesini ve Rus'un filosunu limandan çıkarmasını istedi. Böylece Nogin'in Rus'un kale savaşı başladı. Eğer ilginç bulursanız, lütfen kanala abone olun ve beğen butonuna tıklayın.